Merhaba arkadaşlar. Suçun hukuki sonuçları ile ilgili bir başka soru daha çözelim. Kamu davasının açılmasını önlemek, açılmışsa düşürmek için savcı veya yargıç tarafından önerilen adli para cezasının kabul edilip ödenmesine ne ad verilir? Ön ödeme, uzlaşma, vazgeçme, müsadere, güvenlik tedbiri. Şimdi bazı suçlar çok düşük düzey, çok hafif bir hapis cezasını yahut da bir para cezasını öngörmektedirler. Böyle durumda bu kısa sürecek olan hapis cezası veyahut da para cezasını verdiğiniz takdirde ne olacaktır? O kimsenin işte mahkum olacak, mahkumiyetin sonuçları büyük olasılıkla ona uygulanacak ve adli sicilinde bu suçla ilgili bir kayıt bulunacaktır. İşte kişiler bu kayıt altına alınmasın, böyle bir durumla karşılaşmasın diye kanun koyucu çeşitli kurumlar düzenlemiştir. Bunlardan bir tanesi de ön ödeme. Ön ödeme de savcı kural itibariyle soruşturma aşamasında olur. Bazen işte savcının fark edememesi veya koşturma aşamasında suçun ön ödemeye kapsamına girebilecek bir suç olduğunun anlaşılması hallerinde koşturma aşamasında da ön ödeme teklifinde bulunabilir. Ama kural itibariyle savcı istisnai hallerde yargıç tarafından önerilen ve adli para cezası ve işte hapis cezasının para gün olarak hesaplanıp bunun paraya çevrilmiş olarak bir miktarın hesaplanması yahut da para cezasının alt ve üst sınırlar arasında bir işte alt sınırın tespit edilerek bunun karşılığı olan para cezasının hesaplanıp bu para cezasının ayrıca o ana kadar gerçekleşmiş olan soruşturma yahut da kovuşturma masraflarının ödenmesi halinde ceza davasının açılmayacağı veya ceza davasının düşürüleceği yönünde bir teklifte bulunulduğunda suç işlediği düşünülen şüpheliye veya sanığa ve şüpheli ve sanık bunu kabul ettiğinde artık ceza soruşturmasına devam edilmez. İşte bu kuruma biz ön ödeme ismini veriyoruz. Sorunun doğru cevabı ön ödeme olacaktır. Uzlaşma failiyle mağdur arasında uzlaşmaya tabi olduğu belirtilen suçlar bakımından vazgeçme, şikayetten vazgeçme kurumu ile ilgili bir şey. Müsadere, suç eşyasının veya suçtan elde edilen suçun işlenmesi için hazırlanan eşyanın veyahut da kazancın devlet hazinesine gelir kaydedilmesi ile ilgili bir şey. Güvenlik tedbirleri de biliyorsunuz suç karşılığında öngörülmüş olan yaptırımlardan bir tanesi. Bu anlamda somut soruyla ilgisi olmayan kurumlar.